Malusta, Çanakkale maceranı anlatır mısın abi? Nasıl geçti yılların orada? Kaç yıl çalıştın? Çanakkale maceraları yedik içtik. Allah bereket versin o kadar. Macera böyle geçti. Kısa böyle. Kaç sene kaldın abi Çanakkale'de? Valla Çanakkale'de bilmiyorum ama bir 17 sene falan kaldık galiba. Öyle bir şeyler oldu. Şimdi bakayım. Sene 1971'de bir gittim. 86'da döndüm. Şimdi kaç sene olmuş yani bir hesap yapamadım ama 15 yıl. 15 yıl yapar. 15 yıl Bağkur primi ödedik. Ondan sonra sigortayı benimsedik. Bağkur toplam 15 yıldan sonra o kamp vardı, o çimento kampı. Orada iş yapmaya gittik. Yani arıza gidermeye gittik. Müdür de dedi ki böyle olmaz mı? Bir hafta falan çalıştım orada. Bitmedi daha iş. Böyle olmaz mı dedi ya, ben seni hep gidip alamam. Sen dedi benim elimin altında olman lazım. Yapma ya. Ya ben dedim köle miyim ya, burada baktım. Anam bir baktım müdür Vanlı. Kadro olduğu gibi Vanlı. Ben bir baktım sadece 5 kişi Türk varız, diğerleri hepsi Kürt. Ama o da Türk vatandaşı da. Haravallah, havallah, havallah, haravallah, haravallah filan. Ya kendi aralarında bir şey konuşuyorlar, sen de bilmiyorsun, küfür mü ediyor, ne yapıyor adam, şikilleniyorsun. Baktık onların dilinden anlamaya başladık, konuşmaya başladık. Ulan Kürt'le Kürt oldu. Böyle. Ulan adam yetki verdi bize. Dedim abi ben şimdi yetkiyi kullanırım da bir aksilik çıkaran olur. Bozuşuruz dedim. Yani o zaman ne olacak? Olur ya. Al 5 tane adam diyor. Mesela enerji patlat. Güneş enerjisi. Panelleri indir bakayım aşağıya. Kocaman itte. İkinci kat. O şey lojmanları var. Bakan lojmanları var. Ya indireceğiz aşağı bir türlü adam. Oğlum, işte bir dakika. Evlat. Falan. Eleman. Ya hele valla abi beni bir yere gönderdi. Tamam kardeşim, seni benim yanıma gönderdi. Benim emrimde çalışacaksın. Yok yok. Hele valla ben abi söyledi ben çalışmayacağım. Peki niye geldin sen buraya memleketten? Ne? Buraya tatile mi geldin? Mümkün mü? Sen çalışmaya geldin. Benim gibi eşeksin işte. Tamam bitti. Sen bana yardım edeceksin. Ben eşeksem sen de sıpasın. Hadi devam et. Tut bakayım şunun ucundan. Yok vallahi işte kaldıramam üstüm işte. Git değiştir gel. Allah Allah. Oraya artistik poz vermeye mi geldin? Daha kamp hazırlanacak, böyle hazırlık yapılıyor. İşte enerji tamamlanıyor, sular, efendim musluklar, elektrikler yok. Temizliği de yapan bir başkaları. Mesela en son onlar giriyor. Temizliği yapıyor, çıkıyor. Şimdi musluk bozuk, değiştiriyoruz. Yok tuvaletin sifonu bozuk. Sucu her zaman yetişemiyor. Az diyoruz biz değiştiriverelim. Öyle oldu yani. Varsa sen inşaatçı olarak gitmedin oraya, elektronikçi olarak gittin. Elektronik. Ya ben şimdi oraya sadece elektrik ve elektronik işler için gittim. Elektrik arızaları, güneş enerjileri ben çok önemli. Kaç yıl çalıştın orada? Valla 8 yıl devam ettim orada. Oradan işte Bağkur'u baktık. 3 yıl çalışsaydım yine tamamdı. Hatta yazı bile gelmişti de sen şahitsin değil mi Erdoğan? Adam ben aramızda bir şey geçti. Bir gün ben dedim abi gidiyorum. Gidemezsin. Gidiyorum dedim ya, bıraktım işte. 5-10 günlük alacağımız var. İşte onu alıp da gidemez diyor. Biliyor musun? Ben adam parayı mı gözüm gördü? Tepem atmış gidiyorum dedim ya. Topladığım eşyalar bir cuma günüydü böyle. Tam cumadan geldim. Ben gidiyorum dedim herhalde o zaman. Minibüsler geldi. Kusköy'den minibüsler geliyor oraya. Gidemezsin. Giderim. Yok gidersin gidemezsin. Hayati diye bir arkadaş vardı. Balık getirdi. Baktı. Adam. Peki gidersem ne yaparsın? Nasıl gidemem? Ne dedi biliyor musun? En son cevap şu oldu. Hayati de duyuyor, dinliyor. Sen şimdi buradan dedi bin. Bir Çanakkale dedi, garajda dedi, seni yakalattırırım. Hop dedi, doğru buraya misallı getirtirim ben de. Yapma ya. Vay dedim, kürde bak ulan. Yapar mı yapar.
Hayati de kaç söze diyor. Gitme diyor, böyle yapıyor. Böyle yapıyor bana. Bana doğru bakıyor ya. Ben de ikisine birden bakıyorum. Arkadan işaret ediyor. Gitme diyor, gitme. Tamam. Ne yaparsın dedim. Ne dedi biliyor musun? Kamptan diyor, değerli bir eşyanın çaldığını söylerim diyor. Başım belaya girmiştir diyor. Allah Allah, olur mu olur, yapar mı yapar. İftira mı yapar ya, kuru iftira. Sen o kadar çalış, bir şey olmamış da tıkmış oradan iş yerini soymuş, olur mu lan? Biz buraya para için geldik, buraya eski bisküvilerle işte, zaten yıllardır eskilerle uğraşıyoruz. Demeye kalmadı. Peki abi dedim, gitmiyorum. Sağ ol dedim. Ama yapacağımı bilirim. Dedim, geri döndüm. Sosyal binaya yine valizleri götürdüm. Devam et ya. Ertesi sene Hayati dedi, telefon et yine. Müdürler yine geliyormuş, seni aradı mı? Aramaz dedim. Aramasın, boşver, ben bu sene gitmeyeceğim. Vallahi bir telefonla gelirsin dedi. Vallahi bu sene kararlıyım, Hayati gitmeyeceğim dedi. Yok gelirsin dedi. Yok dedi ya, oynaya oynaya gelirsin. Vallahi gitmiyorum, yemin de söyledim. Hatta emekliydim, tamam olmuş artık, böyle çalışmalar da geldi. En son oyun attılar bana, o 15 gün. Beni göstermemeleri, yılda 15 gün hep yemeleri var ya, 8 yıl bak üst üste. Az. Emekli. Bunlar cebe atıyor paraları ya. Yiyorlar, gösteriyor adam. Vermiyor. Veyahut bir kalem atıyor, 15 gün. Evvel çıkış yaptığını gösteriyor. Yani 6 ay tam çalıştığımı gösterse şey ödene, tazminat ödeyecek adam. Onu da çok iyi biliyor. Çok kurnaz herifler. Muhasebeci ayarlamış. Onu ayarlamış. Yani bir kurt kafanı yani. Çalışıyoruz. İmzala şuraya, al parayı. Mesela ben o zaman 100 lira para alıyordum. 100 bin lira. İyi para. 100 bin lira imza atıyorum ama belki 130 bin lira imza atıyorum. Bir gün böyle muhasebede, muhasebe bölümünde elektrikli şeyler var böyle. Dedi ya, burada dedi, duman çıkmaya başladı. Çabuk yanıyor mu, manıyor mu demeye kalmadı. Aa bak, baktım tutuşmuş, yanıyor. Şak elektriği kestim ama olan olmuş. Bir baktım evraklara. Ha. Çünkü evraklar yanınca, yani çekmecenin altından başlayınca yangın, bütün foya çıktı meydana. Demir de olsa abi, ucundan tutuşmuş. Bir evrak mesela sarkmış oradan, böyle bir alev oradan. Epey de yanmış. Kağıtlar mağıtlar saçıldı derken su tuttuk, böyle elektriği kestim ben. Bunlar şey yaptı, bir baktık. Kablo böyle kısa devre olunca, ya kaçırınca alev almış oradan, ya gevşek. Onlar da kendi söküp takıyor. Adama niye söktün, taktın diyemiyorsun ki adama. Ben senin kadar, ben de anlıyorum bu işten. Anlıyorum da böyle mi oluyor işte? Ne oldu? Elektrikçinin hatası. Nah benim hatam. Sen kendin benden fazla biliyorsun. Bak beni de suçluyorsun bu arada. Yemeğe kalmadı. Abi baktım, vallahi hep 120 kağıtta imza atmışız, 100 kağıt almışız biz. Vay anasını dedim be. En son 130 lira alınmış gösteriliyor. Bizim ele geçen 100 lira. Allah Allah. Ulan dedim, kurda bak arkadaş. Hani solucan derler ya, işte bak. Senin sırtından geçiniyor adam. Pes dedim yani, güvendiğimiz adamlara bak. İşte 15 günde göstermedi, ben yatıracağım dedi. Sonra gittim ben, sağ olsun bir bize kasap vardı böyle, et getiren. Bir gün dedim ya, beni çırak al. Ya nasıl olur dedi ya, çırak al dedim ya, ciddiyim dedim. Vallahi bugün de çırak bıraktı dedi, cumartesi günü, günlerden böyle. Yok anasının gözü, dedim olsun, beni al dedim. Ben şimdi, şaka değil, ciddiyim falan dedim ben buna. Adama demek istiyorum, beni orada işçi göster, sigortayı ben yatıracağım diyorum ama anlamıyor bu. Der ki, çay söyledik oradan, kameranın altında böyle. Geldi adam, vallahi dedim ya, çırak al. Dedim neyse, şeyini ben yatıracağım. Beni 15 gün göster, özel bir iş yerine, görünmem gerekli. Ha, öyle desene dedi, tamam dedi. O zaman dedi, pazartesi günü evrakları al, gel dedi. Benim dedi, Aynalı Çarşı'nın orada büyük bir bina var. En üst katta muhasebecim var. Tamam abi. Bulduk adamı. Bir de şimdi dama getiriyor bu. Küçük. Çırak gelmediği için
kim varsa abi tutuver ucundan diyorsun. Şimdi buzhaneye koyacağız böyle kocadanın yarısı. Ama ağır ya et. Kemikli et. Ne yapıyoruz? Gazete mazete tut. Ellerimiz yağlanmasın, paslanmasın. Gram tuvalette uzak. Yani yardım edin. Damlarsa damlar, çatlarsa çatlar. Her neyse insanın hicabı. Yine biz yiyoruz onu yani. Neticede elemanıyız o eleman. Meclisin. Böyle hadiseler yaşandı. Der ki gösterdi adam Allah razı olsun. Giderken erip yatıracağım dediği halde o parayı bile yatırmadım. 10 lira mı 15 lira mı ilk para. Ulan yazıklar olsun dedim be. Şerefsiz. Benim sırtımdan 8 ay için. Yani bir çıkış veriyorlar. Hemen sezonluk işçiyiz biz o zaman. Mesela kamp süresince çalışıyoruz. Diyelim ki 6 ay devam ediyoruz. Ama 5,5 ay gösteriyor. Her yıl böyle tekrarlandı. Bir gün dedim ya şöyle böyle adam bir gün bak bugün ekmeğimize yağ sürdüm. Hatta 3 yıl geç emekli oldum. 45 yaşında emekli olmam lazımdı. 48 yaşında oldum. Adamın biri orada ya çok canım sıkıldı falan dedim de. Ulan İsmail Usta dedi. Bunda da bir ayrı vardı falan dedi bana adam. Bak o zaman. Al işte Tayyip 48 yaşında emekli olmam var. 45 yaşında olsaydım bu zamdan faydalanamayacaktım. Ne dedi? Yani var ya son 5 yıllık. Yani bir süre. 96'dan 2000'e kadar mı öyle bir şey var. 5 yıl. Her neyse. Bana uyuyor mu uyumuyor mu? Uyuyor bana ya. Ben aldım parkımı. Devlet verdi. Önemli değil. He yeter. Var mı başka icraat? Varsa bir durum yapalım açık oturmayı. Kapat. Elektronik hakkında bir şeyler söylemek ister misin? Ya elektronik hakkında senin arabanın durumuna diyorum bir. Hayır genel olarak ya. Yani ne söyleyeyim elektronik atmak. Bireysel değil yani. Bizim işler bitti. Neden bitti? Artık cep telefonuna indi. Televizyon, radyo, MP3 çalar. Artık kaset, maset her şeyi pabucunu zama attı yani. Atmadı mı sen şöyle? Bizim meslek de öldü diyorsun yani. Tabii ya. Konfeksiyonu öldüren hazır giyim çıktı. Terziliği öldürdü görüyorsun. Yoksa var mı eskisi gibi sipariş pantolon yok. Bize de al şu radyoyu transferle çevir. Tamir et diyen yok artık. Atıyor yenisini alıyor adam. Adamın biri bir kırat şiiri vardı bir zamanlar. Aklıma gelmiyor. Tarlada bir fiyat. Evde ayırsız bir evlat. Bilmem nerede kırat. Yani öyle at gidiyor. En sonunda hepsini topla süpür at gibi bir şiir ama aklıma gelmedi işte bak. Bir okudum onu ben ele geçirirsem okuyacağım onu. Bu kamera karşısında okuyacağım arkadaş çok hoşuma gitti o. Bir yakalarsam bir de çoban çeşmesi var. Onu o şiiri. Peki kapat. Yakma başına. Bugünlük röportajımızın sonuna geldik İsmail Usta. Günün anlam ve önemini belirtecek bir konuşma yapar mısın? Valla nasıl geçti senin işler bak görüyorsun. İşler çapa sapı mı derler? Yoksa durgun mu derler? Nedir? Deyim nedir? Evet İsmail Usta. Bugün cumartesi var mı? Sefte yaptın mı? Alışveriş ettin mi? Hayırlı işler diyelim. Var mı bir şey? Var şükür. Allah bereket. Ha şükretti mi? Şükür nimeti arttırır demiş atasözü. Veyahut da İslam alimleri demiş. Şükür nimeti arttırır. Nankör adam şükretmezmiş. Nankörlerden eyle mi bizler yarabbim? Daha sonraki röportajımızda görüşmek İnşallah. Üzere İsmail abi. Hayırlı İnşallah. Günler. İnşallah. Sağ ol kardeşim. Sana da hayırlı günler. Var mı? Daha devam edeceğimiz bir şey var mı? Yok. Görüşelim. Görüşelim inşallah. Hadi.